Şimdi bu esnaf meselesiyle ilgili vatandaşlarımızdan çok fazla soru geliyor. Dış politika meselesinde evet önemli yaptırımların etkisini, bu tehdidin ne kadar süreceğini bizler de merak ediyoruz ama cep meselesi her şeyden önce geliyor. Öyle değil mi? Şimdi asgari ücret 300 liralık bir pazarlık haftalardır devam ediyor. Bugün patron Sendikası adına bir ev sahipliğinde geçen bir süreç var, bir toplantı var. Adana ne kadar toplantı derseniz Türk İş öyle görmediğini resmen e, adeta itiraf etti. Çünkü biz bu sene teklif sunmayacağız sundukça karşımızda başka şeyler görüyoruz. Önce hükümeti dinleyelim, önce patron sendikasını dinleyelim dedi. Bir yönüyle bu var, diğer yönüyle meclisteki o tartışma, eminim biliyorsunuz bu cümleye girişten bile anladınız. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, yani milletimiz artık kuru ekmeğe tabi durumda. Boğazından hiçbir şey girmiyor, sadece gire Kuru ekmek dedi. E, o sırada Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından bir milletvekili o zaman aç değiller gibi bir yorumda bulundu. Böyle bir çıkışa imza attı. Sayın Tin böyle bir çıkışa imza attıktan sonra elbette e, bir açıklama yapacak mı, bunu tutanaklardan göstereceğim dedi e, Sayın Engin Altay. Gösterdi de, haberleştirdik, ekranlara getirdik. Sonra e, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili, bir açıklama yapmak istediğini söyledi ama açıklama yapmadı. Telefonu eline aldı, telefonun içerisinden bir metin okudu, kendi açıklamasını belki de telefondan okumuş oldu. Buna inanmayanlar da oldu. Acaba açıklama mı geldi kendisine? Bunu mu söylemesi gerekiyordu diye. E diğer yönüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf tedbir paketi. Her yönüyle tartışma konusu oldu. Hem ücret skalası, hem bir esnaf kriteri belirlendi. Tüm bunlar bize ne anlatıyor? Ozan Gündoğdu ile yavaş yavaş başlayalım. Cep meselesine girelim. Herhalde esnaf tedbir paketi bunun içinde en öne çıkan başlık gibi duruyor. Evet esnafa toplamda ayrılan para kaynak 5 milyar lira. Bu 5 milyar lira bizim gündelik dilde, gündelik hayatımızda çok böyle telaffuz ettiğimiz rakamlar değil. O yüzden halkımız genellikle böyle 9-0'lı rakamlar konusunda biraz şey oluyor, aceme oluyor. Hı -hı. Şöyle ifade etmek lazım. Bugün ayın 15'i. Ayın 15'lerinde bir önceki ayın bütçe gelir giderleri yayınlanır. Bu bugün de öyle oldu. Öğrendik ki sadece Kasım ayında hazinenin kasasına vergi geliri olarak 96 milyar lira girdi. Yani Kasım ayında toplamda bu halktan 96 milyar lira kadar para toplandı. Toplamda 11 ayı hesaba katacak olursak bu para tabii 800 milyar lira kadar bir para yapıyor. 800 küsür altında söylemiyorum. Esnafa ayrılan parayı, parayı bu şekilde değerlendirmek gerekir. Öte yandan, öte yandan küçümsediğim için söylemiyorum ama esnafla ilgili bir değerlendirme yapacak olursak yok toplamda 1,5 milyon e, bir şekilde esnaf kategorisine giren insan var. Bunların e, aileleriyle beraber e, bunlar 6-7 milyon insan ediyor. E, bizim nüfusumuzun çalışan istihdamdaki nüfusumuzun önemli çoğunluğu bordrolu. E, bordrolu kesimlerle yani ücretli kesimlerle esnaflar arasında bir çıkar birliği var. Çünkü söz konusu bu esnafların müşterileri genellikle bu ücretli kesimler. Şimdi esnafı iki şekilde darbe vurdu söz konusu bu pandemi. Bir, müşteride para yok. Çünkü Hı -hı. söz konusu bordrolu kesimler işsiz kalıyorlar. Ya da işte kısa çalışma ödeneği, ücretsizim vesaire gibi gelir kaybına uğruyorlar. İkincisi, yani yedikleri ikinci dayak pandemi yüzünden sosyal hayat durmuş durumda. Hı hı. Söz konusu sosyal hayatın durması bir başka problem yaratıyor. Hali hazırda dükkanını açabilen esnaf da dolayısıyla ilk sebepten. Dükkanını açamayan esnaflar ise zaten Erdoğan da söyledi. 430 küsür bin esnaf sadece pandemi yüzünden dükkanını açaması hale gelmiş durumda. Dükkanını açamayanlar ise her iki sebepten dolayı çok kötü durumda. Şimdi böyle sayısal konuştuğumuz zaman davulun sesi uzaktan hoş geliyor ama... Hı hı. E, izleyen vardır muhakkak veya bir telefon açıp herhangi bir esnafla örneğin bir kantinciyle örneğin bir düğün salonu işletmecisiyle örneğin bir servis şoförüyle servisçiyle ya da örneğin bir kahvehane sahibiyle konuştuğunuz zaman sorunun ne kadar yakıcı olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Bir kere verilen destek 1000 lira artı bir de kira desteği olacak. Kira desteği de 750 lira kadar yani e, burada görece daha ufak dükkan sahipleri evet. belirli bir kritere takılıyorlar. Aynen. Şimdi bir kere bu desteğin, bu desteğin bir kere oransal verilmesi lazım. Hı -hı. Yani kira, kiranın 5 500 lira bir mak makdu bir tutar. Bu tutar e, kimisi için hiç anlamlı olmazken, kimisi için çok daha yüksek anlamlı olabilir. Eğer ki e, yaraya derman olmak isteniyorsa kiranın şu kadarı veya işte bir yüzde verilmeliydi. Bir abi. yüzde verilmeliydi. İkincisi bir tercihler şeyiyle yelpazesiyle karşı karşıyayız. Yani şöyle ifade edeyim, bunlar gazetelerde kolay kolay ifade edilemeyen şeyler olduğu için söylüyorum. Bankalardaki mevduatlarda toplam banka mevduatları içerisinde 1 milyon TL ve üzerinde mevduat sahibi olan 322 bin tane hesap var. 322 bin hesap dediğiniz şey Türkiye'de toplamda 104 milyon hesap olduğunu varsayarsanız yani binde ikisi yaklaşık binde üçü hı hı. 1 milyon TL'nin üzerinde hesapların 1 milyon TL'nin üzerinde. Bu 1 milyon TL'nin üzerindeki hesaplara stopaj indirimi yapılıyor. Hayır daha düzeltiyorum. Hı hı. Bütün hesaplara stopaj indirimi yapılıyor. Ancak o binde ikilik hesaplar toplam hesapların %55'i ediyor. Dolayısıyla bu stopaj indiriminden kim faydalanıyor? Kim Mevdu... nasıl faydalanıyor? Değil mi? O binde ikilik bir azınlık faydalanıyor. Söz konusu bu binde ikilik azınlığın stopaj indiriminin devlete maliyeti 5 milyar küsür lira. Yani ortada şöyle bir durum var. Hala hazırda mevduatların yarısına sahip olan ve aslında doğru düzgün desteğe ihtiyaç duymayan, şu şartlarda desteğe ihtiyaç duymayan insanlar mevduatta kalsınlar, aman dolar almasınlar diye... Şimdi iki, iki, buçuk yıldır korkunç bir ekonomik düzen güven vermeyen Merkez Bankası'yla işte yönetilemeyen bir şey işte Hazine ve Maliye Bakanı nerede olduğunu bilmiyoruz yani ekonomik modelimiz bu. Bu düzende ne yapıyorsunuz siz? Söyleyeyim zengin yalakalığı yapıyorsunuz. Aman bunlar kaçmasın mevduattan diye yaklaşık birkaç tane milyoner'e gerçi milyonerin de bir anlamı kalmadı artık da birkaç tane milyoner'e komple bütün memlekette can çekişen esnaflara verdiğiniz kadar para veriyorsunuz aslında. Yaptığınız bu. Ee, ne yapılmalıydı? Ciddi anlamda bir bordrolu kesimlerle esnaf kesimlerin çıkar birliği olduğunu farkına varıp e, hem bordrolu kesimlere çünkü yalnızca kira vesaire değil hem evet. bordrolu kesimlere hem de e, küçük esnaf dediğimiz insanlara çok daha ciddi gelir desteği sunulmalıydı. Şimdi başka bir problem çünkü zamanında verdiğiniz yani Nisan ayında Mayıs ayında esnafa verdiğiniz krediler 6 ay geri ödemeliydi. Anlaşılan o ki Mart ayında Nisan ayında pandemi başladıktan sonra hükümet bir tahmin yürüttü. Sonuç itibariyle bir öngörünüz olması lazım ki ona göre adım atıyorsunuz. Bu tahminde benim tahminim şu bunlar dediler ki 3 ay falan biz geç yakalandık pandemiye bu pandemi de toplamda bir yıl falan sürer. Biz bu işi 6 ayda kotarırız dediler. Hı hı. Ve bu hamle üzerine, bu hareket üzerine, bu öngörü üzerine adım attılar. Bu da tam tıkandıkları ay mı? Bu, bu da tam tıkandıkları ay. Yani burada artık öksüre öksüre hı hı. idare ediliyor. Ciddi anlamda bir paket desteği var. Şimdi Mart'ta Nisan'da büyük şovlar yapılıyordu biliyorsunuz. Hı hı. Kredi paketleri aslında destek paketleri gibi yutturuldu bize. Ama şu anda kredi paketi bile artık gelmiyor. Nereden anlıyorum ben 6 ay olduğunu, beklentilerin 6 ay olduğunu? Çünkü Nisan ayında, Mart ayında söz konusu önlem paketlerini o zaman Berat Albayrak açıklıyordu. Önlem paketlerini şöyle alt alta koyduğumuz zaman bir, dedi ki esnafa, kobilere SGK ödemelerini 6 ay erteliyorum. Halk Bankası'ndan, Ziraat Bankası'ndan, Vakıf Bank'tan yani kamu bankalarından kredi veriyorum. Vadesi 6 ay sonra başlayacak. Şu, 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 şu işverenlere SGK ödemelerini erteliyorum. 3 ay. Bir daha olursa bir 3 ay daha. Şimdi hepsi zaten bütün bütün sıkışma zaten Ekim Kasım Aralık aylarına denk geldiğini Mart'tan insanda söylüyorduk zaten. Artı bu süreçte e, e, cari açık mı? çünkü tüketimi şey yapıyorsunuz e, pompalıyorsunuz bu kadar kredi verdiğiniz zaman e, bu kadar kredi verip tüketimi pompaladığınız zaman e, cari açık artıyor. Söz konusu bu cari açığa karşı da doları baskılamak için rezervleri satın. Bu nedir biliyor musunuz? Bizim 6 ayımız var. Bu 6 ayda bu maçı kurtardık, kurtardık, kurtarmadık. Artık ondan sonra bu memleketi nasıl yöneteceğimize ilişkin tekrar oturur konuşuruz. Şu anda tekrar oturup konuşuluyor. İşte bir basın aracılığıyla ama muazzam 5 milyar lira vesaire falan bir şişirme kampanyası var. İşte bir yandan da esnaf kaderine terk edilmiş durumda. Tüm bunların gölgesinde asgari ücret ne olacak peki? İkinci görüşme bitti. Şimdi o asgari, ücretin, asgari ücretle ilgili bir iki tebe, temel sorun var. Birincisi bir düzey sorun. Yani 2324 lira bu e, matematik olarak mümkün değil zaten geçinmek. Burada e, bir şey yap, yapacak değilim yani. 2324 lirayla yaşayanların ne kadar zor durumda olduğunu anlatacak değilim. Bu insanlar zaten vaziyeti yani, farkındalar. E, i̇ki problem var. Bir, e, asgari ücretlileşme oranı. Bir kere... Türkiye'nin ücret yapısı bozuldu artık. Asgari ücret marjinal bir ücrettir. Normal şartlar altında açlık sınırının biraz üzerinde olması gereken, ancak toplam çalışanlar içerisinde, borcuro çalışanlar içerisinde yüzde bir, yüzde bir buçuk etmesi gereken oranı, yani son derece marjinal bir şey olması gereken insanların büyük çoğunun asgari ücretli olmadığı bir ücret yapısı sağlıklı bir ücret dolayısıyla yapısı. Dolayısıyla bu kadar da ilgilenilmedi. Dolayısıyla yani? dolayısıyla gerçekten aynen yani bir ana haberin ilk gündeminin asgari ücret olmaması gerektiği veya e, yılın sonunun komple bütün memleketin acaba asgari ücret ne olacak diye konuşmaması gerektiği bir şey. Asgari ücret. Ancak son 4-5 yıldır asgari ücret son derece önemli bir hadise haline geldi. Çünkü e, Disk'in Disk Araştırma Merkezi'nin verilerine göre ki o veriler de SGK ve e, TÜİK'ten yani resmi kaynaklardan değerlenerek elde edilmiş veriler. Şunu söylüyor bize. %43'ü yani çalışanların %43'ü asgari ücret civarı veya altında para alıyor. Bırakın Asgari ücret yasal olarak minimum ücret zaten <laughs> adı üzerinde. Diskin raporuna göre 3.3 milyon çalışan asgari ücretin de altında para alıyor. Evet. Neden? Çünkü bu kadar işsizlik varken işçi işveren arasındaki pazarlık gücü artık tümüyle bitmiş durumda. Artık insanlar ben sosyal medyada vesaire de görüyorum. Artık insanlar işverene kendisine sadaka vermiş muamelesi yapıyor. Çok şükür bana ekmek veriyor. Çok şükür bana iş verdi. Bundan sonra o adam için her türlü suistimal söz konusu olabiliyor yani işveren işçi arasında. Şimdi bir böyle bir problem var. İkinci problem e, hane halkının geçimiyle ilgili. Şimdi 2324 lirayla zaten bekar için öyle işte bir tık üstü yani 2400'e yakın kısım işte eşi varsa çalışmıyorsa vesaire o asgari geçim indirimiyle artıyor miktar. Problem şu ortaya çıkıyor. Bir sosyal problem ortaya çıkıyor. E, bu sosyal problemi pandemiden sonra daha net anlayacağız. 2324 lirayla geçinilmiyorsa eğer. O zaman 4 kişilik bu aile nasıl geçinecek? Normal şartlarda çalışmaması icap eden kişilerin de kayıt dışı olarak iş sahasına inmesine sebep oluyor. Hı hı. Mesela 18 yaşında çocuk var, 19 yaşında çocuk var. Bu çocuğun normal şartlar altında üniversiteye hazırlanması lazım. Hı hı. Baba 2400 lira maaş alıyor. Ne yapacaksınız? Baba işten döndükten sonra akşam taksiye çıkacak çocuk da artık tamam sen de işte sağda solda yevmiye ile denecek. Bu artı aynı zamanda e, bu ataerkil raconun da e, bu şey raconunda e, bu maç ma maç olduğunda bir miktar taraf olmasına sebep oluyor. Çünkü o zamana kadar erkek ben bu evin reisiyim derken şimdi artık geçinmek için ne olacak? Artık kadın da çalışmaya Yok, başlayacak. O yine devam ediyor. Kadının çalışıp elinden alıyorlar parasını. Ya da, o yani bir noktada ha, o so eziyet yine yani kadınlar açısından devam ediyor ama ne demek istediğinizi anlıyor mu? Hakkı da biliyorum. Krizde, yani biz kriz dönemlerinde çalışmak... kadınların iş gücüne katılım oranı artıyor. Bu aynı zamanda bu iyi de bir şey. Yani şey Evet ama kayıt dışı yine yani ben yine farklı bir perspektiften Tabii girip söylediğinizi hani e, muhalefet ediyormuş gibi gözükmek istemiyorum çok doğru söylüyorsunuz ama yine çalış yani kayıt dışı çalışanların büyük bir 11 milyon e, ç, ya kayıt dışı çalışan kadın var ve hmm. bu her zaman pandemi de yine kadınlara daha çok vurdu ve dediğiniz gibi eskiden daha önceden çalışmak anayasal bir haktır kadın çalışmalıdır derken bu noktada hemfikirim şu an çalışmak bir zorunluluk bir evde kaç boğaz varsa e, o kadar insanın çalışması artık bir zorun olup. Hı hı. E tabi kadınlar için bahsettiğiniz o eril tahakküm bir yerde yine devam ediyor. O kadın gündeliğe gidiyor. Yahut ne yapıyorsa çocuk bakıyorsa vesairesi ne oluyor? Akşam eve geldiğinde o oğul o koca o kadının parasını elinden alıyor. Ver geçineceğiz eve biz geçin diyoruz gibi. Yine aslına bakarsanız e, kadının e, kendi cebine kalan ya da kendini idame ettirdiği bir para olarak e, kalmıyor. E, sizi çok e, bir şey eklemek tam istiyorum. Tam. Sizi dinlerken bir taraftan da şunu düşünün. Aynı zamanda esnafın karşılaştığı ciddi bir icra meselesi de var. Bununla birlikte yani belki bu tür bir esnaf destek paketi çıkarılırken bu icralarla ilgili de bir yapılandırma ya da düzenleme göz önüne alınabilirdi. İcralara belki... gidilebiliyor mu şu anda? Öyle bir şey duydum da yani hala hazırda icra dosyaları kapatılamıyor çünkü pandemi nedeniyle icra takibi yapılamıyor. Şöyle hayır ya tabii adliyelerin işleyişinden dolayı adliyelerde bir yoğunluk ve geç güç zor bela işleyen bir sistem var. Ne oluyor? Diyorlar ki UYAP'tan aç dosyanı gel sıra al. Yine gidiyoruz mesela şöyle işte hacize gideceğiz diyor ki icra müdürü e, personel yok herkes covid oldu karantinada evet. işler aksıyor normalde olduğundan daha da aksak ağır aksak ilerliyor ama bir şekilde yapmak istediğinizde yapıyorsunuz fakat sorun tahsilat var mı diye ben hmm. bir icra dosyalarında bugün Türkiye'de yani tahsilat yap bir istatistiğim yok elimde ama çok az olduğunu düşünüyorum çünkü dediğiniz gibi insanların kazancı yok parası yok, pulu yok. Herkes borç harç içinde, kredi kartlarını yüklenilmiş, krediler çekilmiş. O kredi e, borçları icra dosyasında konu edilmiş ve insanların bunu ödeyecek e, gerçekten güçleri yok. Hı hı. E, ve bunu söylemek istedim. Şimdi tabii siz icra icra ile bir alacağınızı tahsil etme hakkını kimin hakkını sınırlayamazsınız. Ama belki burada bir hakkaniyet ve toplumsal kamu vicdanı gereği şöyle bir şey yapılabilirdi. Kredi borçları, kredi kartı borçları yani alacaklısının kurum oldu. Yani yine bir esnafın esnafa borcu değil. Çünkü öyle bir hal ki dediğiniz gibi mesela bir işte kıraathane, kahvehane işleten birisi borç harç içerisinde tedarik malını tedarik ettiği kişiyle icralık olmuş. Şimdi o tedarikçinin de siz hakkını burada gasp edemezsiniz. Adam çay satmış, peçete satmış, şeker satmış. O da parasını tahsil edecek. Yani... Esnafın esnafa yani şöyle bile yapılabilir bakın bir icra dosyasına borç ödediğiniz zaman devlet sizden tahsil harcı alıyor. Yani tahsil harcını alma devlet olarak. Hani bir yapılandırma süre ver, taksitlendirme ver, de ki icra dosyasınız, icra dosyalarınızı kapatın. E, bu harçlar alınmayacak gibi bir takım düzenlemeler devlet yapabilir ama e, tabii bunun diğer taraftan da bir ekonomik e, maliyeti var devlete. Muhtemelen bunlar hesaplanarak bunlar göz ardı ediliyor olabilir ama e, ciddi anlamda e, ülkenin yarısı diğer yarısıyla davalık ve icralık şu anlamda ve icra daireleri iş yükü korkunç bir noktaya gelmiş durumda. Dosyalarda tahsilat yapılamıyor. İnsanlar icra korkusuyla yaşıyorlar. <laughs> Gerçekten ciddi bir sorun içerisindeyiz bu anlamda. Bir de ben yapayım bugün ortaya çıktı. Örneğin sigorta ve vergi yapılandırmaları 2018 yılında %30 civarı ödeme sağlanabilmiş. Yapılandıranlar dahi yani %30 oranında bugün böyle bir yapılandırma olduğunda örneğin Aziz Konutman diyor ki %10 aşarsa öpün başınıza koyun. Yani yapılandırmaya giderler. Ama %10'unu ancak tahsil Tabii, edebilirsiniz belki. Çok ciddi problem işte 23 Ekim'de şeyde konuşuldu, Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşuldu. Bizzat Gelir Dersi Başkanı kendisi söylüyor soru karşısında. Diyor ki bu zamana kadar yapılandırmalarda tahsilat oranı ne? %50 olduğu zaman güzel. Yani vatandaş gidiyor yapılandırıyor borcunu fakat borcunu yapılandırdıktan sonra da ödeyemiyor. Bakın verilen destekler konusunda vaziyete ilişkin, ya yani 5 milyarın boyutuna ilişkin anlayabilmek adına ya yani bir tercih yapıldığını anlayabilmek adına söylüyorum. Bugün bugün çıkan bir düzenleme. sigortalı işçi çalış yani çalıştırdığınız işçinin sigortalı olması bir mecburiyet, kanuni hmm. bir mecburiyet. Tabii. Şunu söylesem aklınız çıkar. Sigortalı çalıştırıyorsanız teşvik veriyor şimdi devlet. Şimdi böyle bir tuhaflık olabilir mi? Yani diyor ki sigortasız işçi çalıştırıyorsun biliyorum. Bunu diyor sen sigortalı yaparsan günlük 44 lira destek vereceğim sana diyor. Şimdi işverene sigortalı çalıştırdı diye 44 lira destek veriyorsunuz. Göz kırpıyor yani. Ya zorunluluk ya. Zorunluluk. Senin aksi mümkün olmayan bir şeyden bahsediyorum. SGK müfettişlerini de evden çalışın diyorsunuz. Hı hı. Yani SGK müfettişlerine aman boş verin, göz görmeyin diyorsunuz bu konuyu. Sigortalı çalıştırana artı ödül veriyorsunuz. Bu bu inanılmaz bir teşvik sistemi. Şimdi hal böyle olunca işin biraz içinde olduğunuz zaman 5 milyar lira gerçekten komik bir para olduğunu o yüzden söylüyorum. Küçümsediğimden değil. Hı.